I'm numb. Merhaba arkadaşlar, bu videoda Ercai menekşesi tohumundan ekim yapacağız. Ben şöyle bir elimde bulunan kokopitten parça kırdım. Tahminen bunlar bize yetecektir. Böyle kalıp halinde o sıkıştırılmış torf oluyor, toprak. Kaliteli toprak. Yeter. Hazırladım. Yeter inşallah. Biraz da kaplarım var. Böyle kaplarım. Küçük bardaklarım. Bir tane ayakkabı kutusu içine yerleştireceğim. Bunları evde bakacağım. Çünkü o yüzden dışarıda ekeceklerimde viyollere falan ekiyorum. Onlar o yüzden burada yoklar. Şu an için ev için bunu ekiyorum. Siz de böyle ekerseniz nem oranını iyi tuttuğunuz için sıkıntı yaşamadan toplarınızı fide haline getirebilirsiniz. Su ilave ediyoruz. Şimdi onu biraz yoğurmamız lazım. Güzelce ezmek lazım böyle. Parça kalmasın. Çok aşırı sulandırmak istemediğim için azar azar katıyorum. Daha önceden suya koyup biraz bekledikten sonra yaparsanız daha rahat olacaktır. Suyu emdikten sonra. Ama benim şu an acelem var. Ben önce yapmam lazım. Şu anda toprak tamamen erimiş halde, hazır halde. Bunları dolduracağım şimdi. Arkadaşlar bardakları tamamen ağzına kadar doldurmamak lazım. Ya da koyacağınız kaplara, ekim yaptığınız kaba. Ama çok da derinde bırakmayın. Dibine acık toprak koyup da bırakmayın. Çünkü bu bitki çimlendikten sonra güneş ihtiyacı duyacağından dolayı bu kısımlar güneşi almasına engel olabileceğinden dolayı güneşi bulmak için de enine genişlemekten çok yanlara doğru kafasını uzatıp boynunu uzatacaktır. Yani boyu uzun,
sap kısmı, gövde kısmı ince olacaktır. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Bitkinin kuvvetlenmesi, güçlenmesi açısından istemeyen bir şey. Arkadaşlar, bu şekilde doldurdum. Size de şöyle yakından göstereyim nasıl doldurduğumu. Yaklaşık böyle 1 santim falan ya da yarım santimden fazlacana su koyduğumda rahat tutabilecek bir boşluk bıraktım. Bu güneş ışınlarından da faydalanmasına engel olmayacak kadar da güzel bu boşluk. Bu kabın altı zaten yaklaşık şöyle göstereyim size. 2-3 ne kadar vardır? Bir yarım santim falan ya da yarım santimden biraz daha fazla yukarıda. Yani su gelse bile altına, eğer bardak erimezse, bir sıkıntı olmazsa bardakta, tahminen de çok olmaz zaten. Su içinde kalmasının tohumunu engeller. O da bizim için iyi bir şey. Yine böyle bir biyol var. Biyolu yıkadım ben. Şimdi bunu da dolduracağım. Buna da ekim yapacağım. Bu da dışarıda olacak. Hem aradaki farkı gözlemlemiş olacağım. Hem de zaten ekeceğim çiçekler tohumlarda. Kış çiçeği olduğu için, kış ve bahar çiçeği olduğu için hercai menekşesi. O yüzden sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ve böyle farklılık olsun açısından denemek istedim. Arkadaşlar, biyolleri de aynı mantıkla doldurdum. Çok sıkı değil ama hafif bir şekilde toprağı yine sıktırmamız lazım. Çok da boş bırakmamamız lazım. Zaten bu kokobet Hindistan cevizi yapılan bir toprak olduğu için, torf olduğu için, çimlendirme torfu zaten. O yüzden de herhangi bir başka malzeme kullanmak istemedim. Artık maliyet arttırıyor. O yüzden bunlar tohumlarımız. Hercai menekşesi katlı olanlarından, fırfırlı ve katlı olanlarından. Bakalım, bunları şu an ekiyorum. Aldığım satıcı 50 tane olduğunu yazmış içinde. 3 aşağı 5 yukarıda 50 tane vardır. Onları toprakla buluşturacağım. Arkadaşlar, tohumları yerleştirdim. Şöyle ortalarına birer tane attım. Bazılarına mula tohumu da attım. Çuval çiçeği diye geçen. Ama onları dışarıdakına koymayı düşünüyorum. Kısımda var. Denemek için attım. Sıcaklık derecesi 20-21 derece olması gerekiyor. Tohumların üzerine çok az miktarda kapak toprağı yapıyoruz. Kapak toprağını yaptıktan sonra üzerlerine biraz fıs fısla çok az miktarda sulama yapıyoruz. Sera etkisi oluşsun diye ayakkabının üzerini kapatıyoruz. Ve dışarıya aldığımız viyoldekinin üzerinde poşet ile sararak kapatıyoruz. Arada havalandırmamız lazım, onu da unutmuyoruz. Nem oranına bakıp ona göre de fıs fıs yapmamız gerekir, sulamamız gerekir. Sonuçları sizlerle paylaşacağım. Herhangi bir problem olmazsa bir hafta 15 gün içinde tüm ekimlerimiz çimlenmiş olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.